gitti. F-35'leri vermiyor olmaları bugün bizim için dezavantaj gibi gözükse de yarın milli savunma sanayimiz için en hayırlı işlerden biri olabileceğini düşünüyorum. Yurt dışından tedarik edilecek, içinde vakıf olamadığımız onlarca avyonik, uçuş ve görev bilgisayarı bulunan böylesine bir sistem ile muhtemel kullanım kısıtları ve potansiyel ambargoları da düşündüğümüzde milli muharip platform bize her anlamda bağımsız kullanım imkanı sağlayacaktır. Selçuk Bayraktar ayrıca insansız savaş uçaklarına yönelip silahlı insansız hava araçlarında olduğu gibi bu alanda da dünyanın lider ülkelerinden biri olabiliriz diyerek yürüttükleri projenin ayrıntılarını paylaştı. İşte Baykar olarak son 4-5 yıldır projesini yürüttüğümüz Akıncı platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde milli insansız savaş uçağı projemizde de hız verdik. Hedefimiz 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Bu alanda çalışmak isteyen